Cehalet ve zulüm, ayrılıklar ve husumetler, şirk ve dalalet. İşte böyleydi vaziyet. Ama Allah yeni bir aydınlığın doğmasını ferman verdi. Karanlıkları yok edecek bir nur, Allah elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu şöyle vasfetti: şüphesiz sen çok azim bir ahlak üzerinesin. Onda kemal sıfatları ve güzel ahlakları toplamış. Bu hiç kimsenin ulaşamayacağı bir üstünlük olmuştu. Onun hakkında insanların en akıllısı, en güzel mizaçlı olduğu, gönlü en açık, en haya sahibi, insanların en cesaretlisi, zühd ve tevazu hususunda en ileri olduğu sabittir. Ailesine yardım eder, kıyafetini yamar, kendi ihtiyaçlarını kendi görürdü. Müslümanları ve olmayanları ziyaret ederdi. Hastaları ziyaret eder, onlara hayır dua ederdi. Sözünde dururdu. Prensip sahibi, en adaletli insan ve zayıflara en yumuşak olandı. Kadınlara ve çocuklara karşı en insaflı, hayvanlara da merhamet etmeyi asla unutmazdı. Müslüman olmayanların dahi övgüsünü almıştır. Öyle ki içlerinden biri şöyle der: biz Avrupalılar tüm fikirleri toplasak dahi Muhammed'e ulaşamayız. Başka biri de şöyle der: dünya Muhammed'in getirdiklerini düşünecek adamlara muhtaç. Başkası da şöyle der: akla ve hikmete hitap ettiği için onun şeriatı tüm dünyaya egemen olacaktır. Ona yardım etmek için onun kaderini ve yerini bilmeli ve insanlar arasında üstünlüklerini ve özelliklerini anlatmalıyız ki onu örnek alıp ona uyabilelim. Onun şeriatını savunmalı ve şüpheleri bertaraf etmeliyiz. Şu fazilet dahi onun asaletini anlatmaya yeterlidir. O, Allah ile kulları arasındaki mesajı taşıyıp anlatan bir vasıtadır. Bu fazileti bilen ona sürekli şükran duyar. O zaman tüm insanlık onun hakkını ödeyemeyeceğini anlardı. Hayatını ümmetine hayırlar öğretmeye adadı. Bununla da yetinmedi. Kıyamet günü şefaat ile fayda vermeyi Rabbinden niyaz etti. Allah doğru söyledi: biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.